Merhaba arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Arapça 2 dersinin 8. ünite sunumuyla sizlerle beraberiz. Bu ünitemizde yine bir nahiv konusu olan kâne ve grubu, kâne ve kardeşlerinden bahsedeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki ünitemizde inne ve grubundan bahsetmiştik. Bu ünitemizde de kısaca kâne ve grubundan, cümleye katkısından, etkisinden ve her birinin anlam boyutundan kısaca bahsedeceğiz. Dilerseniz ünitemizi açıklamaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, kâne ve grubu da tıpkı inne ve grubu gibi mübteda ve haber üzerinde etkindir. Daha önceden isim cümlesinden bahsetmiştik. Mübteda ve haberin isim cümlesinin cümle öğeleri olduğundan bahsetmiştik. Kâne ve grubu da mübteda ve haberin başına geliyorlar. Yine mübtedayı kendilerine isim olarak alıp ref ediyorlar. İnne ve grubunun tam tersi olarak. Haberi de yine kendilerine haber olarak alıp nasb ediyorlar. İnne ve grubunda isim alıp nasb ediyorlardı, haber alıp ref ediyorlardı. Kâne ve grubu ise isim alıp ref ediyor, haber alıp nasb ediyor. Tabii bir önceki ünitede de söylediğimiz gibi, ref alameti, nasb alameti kelimenin tekil, ikil ya da çoğul oluşuna göre cümledeki yerine göre farklılık arz edebiliyordu. Örneğin tekil bir isim kânenin ismi olduğunda alacağı ref alameti ötredir, dammedir bir başka ifadeyle. İkil bir ismi cümlede kânenin ismi yaptığımızda alacağı ref alameti bu defa elif oluyor. Çoğul, örneğin cemi müzekker, akıllı varlık, müzekker çoğulunun, el-mu'minune gibi bir kelimenin, cümlede kânenin ismi olduğunda alacağı alamette bu defa vav oluyor. Yani kelimenin tekil, ikil ya da çoğul oluşuna göre alacağı ref alameti veya alacağı nasb alameti ya da alacağı cer alameti farklılık arz edebiliyor. Peki kâne ve kardeşleri kimlerdir? Kısaca bunun üzerinde de duralım. Kâne, asbaha, emsa, alha, zalle, mazale, mafetiha, mafetie, maberiha, asa, kade, efendim. Şu anda bunlar var. Bunun dışında da yine kullanılan başka kânenin kardeşlerinden var. Fakat en çok kullanılanları bunlar. Sare'yi de burada zikretmiş olalım. Haline geldi, dönüştü anlamındaki sare de yine kânenin grubu içerisinde yer alıyor. Bunların ortak özelliği şeklen cümleye yaptıkları etki, isim alıp ref, haber alıp nasb etmek. Tabii her birinin bu anlamda cümleye anlam katkısı da söz konusu. Kâne, dır ve dir şeklinde bitirdiğimiz cümleleri hikaye ediyor arkadaşlar, idi şekline dönüştürüyor. Örneğin, el-kitâbu mufîdun. Kitap yararlıdır, faydalıdır. Cümlenin başına kâne'yi getirdiğimizde kânel kitâbu mufîden. Kitap faydalı idi. Artık faydalıdır demiyoruz. Kâne'yi gördüğümüz an tercümemiz idi şeklinde değişiyor. Kânel kitâbu mufîden. Kitap yararlı idi şekline dönüşüyor. Asbaha yine kânenin kardeşlerinden haline geldi, dönüştü anlamında kullanılıyor. Yardımcı fiil olduğunda. Bunlar, onu da hemen söylemiş olalım arkadaşlar. Bu kâne ve grubu inneden farklı olarak fiil kabul ediliyorlar. İnne ve kardeşleri edat, kâne ve kardeşleri ise fiil. Ama tam fiil değil, nakıs fiil. Çünkü tam fiil olarak kullanılsalardı fail yani özne, mef'ul yani nesne alacaklardı. Fakat nakıs fiil oldukları için, ki nakıs fiili biz Türkçe'ye yardımcı fiil olarak çevirebiliriz. Nakıs fiil oldukları için kânenin faili demiyoruz artık, kânenin ismi diyoruz, kânenin haberi diyoruz. Kâne ne zaman tam fiil olur, ne zaman nakıs fiil olur? Bunun da hemen üzerinde kısaca duralım. Kâne olmak anlamında kullanıldığında, oldu anlamında kullanıldığında tam fiil, İdi anlamını verdiğinde yani hikayeleştirdiğimizde cümleyi nakıs fiil yani yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Diğerleri de aynı şekilde. Örneğin asbaha sabahladı demek tam fiil olarak anlamı. Ama
Asbaha'yı biz yardımcı fiil olarak, nakıs fiil olarak kullandığımızda artık anlamı dönüştü, haline geldi olur. Örneğin, asbahal cevvu mu'tedilen. Asbahal cevvu mu'tedilen. Ne demek? Asbaha haline geldi. El cevvu, hava haline geldi. Ne haline geldi? Mu'tedilen, mu'tedil, ılık hale geldi. Ilıklaştı bir başka ifadeyle. Bu şekilde Türkçe'ye çeviriyoruz. Burada Asbaha'nın isminin el cevvu şeklinde merfu geldiğine ve Asbaha'nın haberinin mu'tedilen şeklinde mansup geldiğine de lütfen dikkat edelim. Yapı itibariyle, irab itibariyle de bu şekilde bir değişikliğe sebep oluyor. Asbaha, kânenin kardeşi olarak. Emsa, normalde geceledi demek ama yine oldu, haline geldi anlamında. Zalle, mazale, devam etti anlamında kullanılıyor. Sare, yine asbahaya yakın bir anlamda. Sare, dönüştü, haline geldi anlamında kullanılıyor. Bunun dışında zalleyi söylemiştik, mazaleyi söylemiştik. Bunlar da yine eylemin sürdüğünü, devam ettiğini bize ifade ediyor. Mesela zallel cevvu mu'tedilen dediğimizde hava ılık olmaya devam etti. Ilık kaldı. Ilık olarak sürdü. Ilık olmaya devam etti. Ilık kaldı anlamında tercüme edebiliyoruz Türkçe'ye. Zallenin ve mazalenin anlam boyutunu. Şeklen yine kâne ile aynı işi yapıyorlar. Her ikisi de zallede, mazalede isim alıp ref, haber alıp nasip ediyor. Evet arkadaşlar, kâne ve grubunun cümleye şeklen etkisi ve anlam boyutuyla katkıları üzerinde kısaca durmaya çalıştık. Böylece bu ünitemizin de sonuna gelmiş olduk. Bir başka ünitede sizlerle tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Hepiniz hoşça kalınız.